2050 yılına geldiğimizde şu an 6 yaşında olan oğluma dönüp şunu söylemek istiyorum. Biz senin daha iyi bir dünyada yaşaman, daha mutlu olabilmen için tüm doğruları yaptık. Bu sözler 5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi Costa Rica Başbakanı'na ait. Bu küçük ülke, büyük fikirlerle tüm dünyaya bir kez daha öncülük etmek üzere. Carlos Alvarado is the president of Costa Rica, and he announced his own plan to make his country quote carbon neutral by 2021. Tenemos la obligación ética e histórica de ser consistentes con nuestro legado de paz, democracia y respeto al ambiente. Yüzyıllar boyunca iç savaşın hakim olduğu, komşularıyla savaşan klasik bir Orta Amerika ülkesi olan Costa Rica, bugünse İngiltere merkezli hazırlanan Dünya Mutluluk Endeksinde her yıl dünyanın en mutlu ülkesi seçiliyor. Bu inanılmaz değişim 70 yıl önce başlıyor. Dönemin başbakanı José Figueres bir gün elindeki balyozla ordunun ana karargah binasının kapısını kırıyor ve artık Costa Rica'nın ordusuz bir ülke olduğunu tüm dünyaya duyuruyor. Hemen ardından da anayasaya değiştirilemez güçler ayrılığı etkisi getiriliyor. Yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrı ve bağımsız güçlerdir. Costa Rica'nın ikinci büyük fikri ise doğaya saygı oluyor. Topraklarının %30'u doğal park alanı olarak korunuyor. Doğa yaptırım ve yasalarla korunsa da zamanla ülkenin kültürel bir kimliği haline geliyor. Örneğin ilkokuldan mezun olmak için çocukların ağaç dikme kotası bulunuyor. Derslerin önemli bir bölümü doğada yapılıyor. Tüm dünyaya eğitim konusunda örnek olan Finlandiya'nın doğa ve eğitim ilişkisi açısından ilham aldığı ülke Costa Rica. Bugün bu küçük ülke bir büyük fikir daha gerçekleştirmek üzere. Costa Rica dünyanın ilk karbon nötr ülkesi olmak istiyor. Yani kabaca fosil yakıtlı tüm ulaşım araçlarının ve tek kullanımlık plastiklerin kullanımını 2021 yılında yasaklamayı planlıyor. Yeraltı zenginlikleri açısından fakir sayılabilecek bu ülke, halihazırda bugün tükettiği enerjinin %99'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyor. Kısacası Costa Rica, dünyaya ilham olmaya hazırlanıyor.